Ben bakınca hiçbir özelliği yok normalde. Normalde ne biliyor musun bu? Ben size söyleyeyim fikrimi. Bu normalde daha küçük çocuklar için yapılmış. Yani işte Elif gibi böyle 2 yaşında, 1,5 yaşında çocuklar için yapılmış. Elif'in oynayacağı şey. Evet, çünkü arkadaşlar biz bunu yani Playdoh'un yeni çıktı diye bunu aldık ama o zaman dikkat etmemiştim ben ne olduğuna. Değişik şekilleri öğren diye yazıyordu orada. Meğersem şekiller dediği de kareler, kare, dikdörtgen, yıldız falan onları öğreniyorsunuz yani onları yapıyorsunuz. Ama içinde 8 tane farklı renk Play-Doh varmış. O biraz fazla. Normalde bu kadar çok o 8 tane farklı renk ama minimal renklerde. Mikroskopla ancak görülecek şekilde arkadaşlar. Çok küçük küçük yapmışlar. O kadar küçük küçük şeye kocaman kocaman plastikler, bakar mısın? Evet. Bu şekilleri nasıl yapacaksın? Yapamazsın ki. Elif'ciğim, annen yardım etsin lütfen bana. Bakayım. Yani ekstra bir şey var mı diye şekil avı diyor. Bak babam. Renkleri öğretiyor burada. Burada bilmediğin renk var mı Elif senin? Her rengi biliyor musun? Türkçesine. Bu ne? Kahverengi. Rengi. Bu? Mor. Bu? Mavi. Bu? Turuncu. İngilizcesi ne bunun? Orange. Aferin sana be. Bu? Green. Bravo sana. Peki bu? Şimdi. Bu. Brown. Bilemedi. Brown. Brown. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum Elif. Peki bu? Yellow. Bu. Bu. Bravo. Aferin. Gerçekten aferin. Black. Vallahi tebrik ettim Elif seni. Bu da black. Siyah renk. Rusçalarını bilmiyorsundur. Bunun Rusçası ne? Arkadaşlar öğrensin diye diyorum. Arkadaşlar öğrensin diye. Hadi Rusçalarını da söyle. Arkadaşlar da Rusçalarını öğrensin. Ne bu? Aranjöy. Oranjöy arkadaşlar. Zeloni. Krasny. Krasny. Żółty. Żółty. Sini. Sini. Fioletowy. Bunu söylemek çok zor. Ben de zor söylüyorum. Fioletowy. Ne? Fioletowy. Fioletowy. Boş verin arkadaşlar. Mor deyin geçin. Kahverengi. Kahverengi Karıçnevi. Çok Çörni. Bravo. Tebrik ediyorum. Ama ilk defa böyle bir kağıtlar falan çıkıyor şeyin içinden, değil mi? Ama bir defa olmuştu. Hayır. Playdoh'tan ilk defa çıkıyor. Ben daha Hayır. önce hiç görmedim böyle. Katıyorsun sayı. Hayır, harfler. Katıyorsun vardır. Öyle mi? Ben hiç hatırlamıyorum ya. Çok kapalıydı. Nasıl? Hayır, bir oyunlar da mı yapılıyor acaba burada bunun? Birlikte keşfedebileceğiniz temel beceriler. Arkadaşlar çok ucuz bir şeydi bu. Yani yanlış hatırlamıyorsam 20-25 lira gibi bir şeye aldık bunu. İçindeki renk sayısı çok fazla. O açıdan güzel ama renkler çok ufak ufak. Yani gerçekten çok az içindeki oyun hamurları. Ama bu şekillerle, evet anladım, şimdi anladım. Bunlarla, bu şekillerle yapabileceğiniz şeyleri gösteriyor. Bak altta görüyor musun? Tren yapabiliyorsun işte, ev yapabiliyorsun falan. Mesela ev nasıl yapıyorsun? Çatısını üçgen yapıyorsun, değil mi? Altına bir tane kareden veya dikdörtgenden zemini yapıyorsun. Üstüne çatıyı yapıyorsun. Bir de baca kondurdun mu sana oluyor ev. Çok renkler, çok tatlı renkler var. Alina nereye gittiğini sorabilir miyim Alina? Gelir misin buraya? Alina yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi benim bir bağırmam lazım ona, bir saniye. Affedersin. Yani şimdi Leray ile Elif'in gülme nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Ben öyle bir bağırdım ki. Sen şaşırdılar onlar. Pause yapmadan nasıl öyle bağırdın dediler. Ben kamerayı kapatmıştım.
Alina çünkü arkadaşlar çok şey. Yani nasıl olduğunu anlatayım size. Kapıya gidiyor bizim yukarıya çıkmak için. Kapıyı açmaya çalışıyor. Biz ona hayır çıkma diyoruz, dinlemiyor. Ama ben bir bağırdığım zaman zaman da böyle arkasını dönüyor böyle, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Biz Alina'ya sanki ben Alina'ya bağırmamışım, Alina'ya seslenmemişim gibi. Hemen gidiyor bir köşeye yatıyor. Evet. Normalde böyle korkup da kaçtığı falan yok yani. Şey yapıyor sadece. Aa, bana seslenmediler ama hadi ben de geri döneyim diyor. Her yere gidebilir yani. Her yere gidebilir. Onun için Alina'yı yukarıya biz olmadıkça ikisini de yukarıya salmıyoruz. Evet. Ama şey çok komik yani, bağırdığın zaman sanki ona bağırmamışsın gibi böyle. Alina kim, ben tanımıyorum Alina'yı ama madem böyle var bir şey, ben geri döneyim de en iyisi şurada kenarda bir yatayım diye. Ponçik farklı. Ponçik'e bağırsan da o dinlemiyor. Ponçik şımarık. Aa bak Elif yapıyor. Ne yaptın? Çiçek yaptın, güzel oldu. Başka? Ben yapacağım şimdi kelebek. Bunların biliyor musun Elif hepsini? Kuk. Ne? Kuk. Türkçesi? Daire. Daire, aferin. Üçgen. Daire, üçgen, daire, üçgen. Rusçasını söyle. Kuk. Trigolnik. Trigolnik, bravo. Kuk. Trigolnik. Kuk, trigolnik. Bravo. Kvadrat. Kuadrat mı kare? Ben bilmiyordum. Bak öğrenmiş oldum ben de. Oval. 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 Elips diyoruz biz. Elips diyoruz. Zvizda, sırdıçka. Zvizda, sırdıçka, kalp arkadaşlar. Bu? Zvizda. Romp. Ne? Türkçenin yamuk galiba bu. Zvizda, sırdıçka. Aferin sana be Elif. Senin Rusça da iyi. Ama İngilizce yok. İngilizce ne demek bu? Rusya'ya çok yakın. Table. Triangle. Nasıl? Triangle. Annenin de İngilizce telaffuz takıntısı var Elif'ciğim. Nasıl telaffuz ettiğime bakıyor benim her zaman. Tamam, ben ne yapayım acaba? Ben de bu soruları bulmaya çalışayım. Şuraya sarı, kırmızı üçgen olacak. Kırmızı üçgeni ben hemen yapayım. Nasıl yok? Kırmızı alabilir miyim? Bana ne canım? Kırmızı ben de istiyorum. Ben de bu soruyu çözeyim. Bunlar da sorular yapmışlar. Ben ilk defa Play-Doh'ta böyle bir şey görüyorum. Elif gördüm daha önce diyor ama. Biz yapmıştıksa. Ben hiç hatırlamıyorum. Harfler yaptık ama harfler başkaydı. Onda böyle yoktu ki. Var mıydı? Vardı kağıtlar. Bak benim kırmızı üçgenim tamam oldu. Alabilirsin. Kırmızı üçgenim benim tamam oldu. Bak gördün mü? Zaten ben oradan alacağım belki. Tamam. Şimdi buraya ne olacak? Kare, elips, kare, elips, kare. Kare gelecek. Kareyi alayım. Turuncu kare. Turuncuyu da alayım. Oh, turuncuyu kimse kapmadan ben kaptım. Ben bir soruyu çözmüş oldum yani. Şununla yuvarlayamaz mıyız şöyle düz olması için? Olabilir. Bak şöyle de şey yaptım mı? Şununla. Hop. Tamam. Oldu. Bunu da buraya koydum mu? Tamam. Şimdi şeye gel. Bu biraz daha zor soru bak. Burada ne var? Ne? Yıldız, kalp, yamuk diyebiliriz buna. Yıldız, kalp, yamuk yapacağım o zaman. Siyah. Siyahı hemen kapayım. Siyahı hemen kapayım. Siyah da daha önce ben hiç görmemiştim. Oyun hamuru siyah. Değil mi? İlk defa görüyorum. Renk çok fazlaymış arkadaşlar ama içinden çıkan renk. Yani ucuz bir fiyata bayağı çok renk koymuşlar ama çok küçük küçük içindeki oyun hamurları. Onun için şöyle yaptık mı? Bu da tamamdır. Nerede bu? Ben soruyu çözdüm. İlk önce ben bitirdim. Arkadaşlar ilk önce ben bitirdim ve yarışmayı ben kazandım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyoruz. Kendinize iyi bakınız. Bay bay. Siz bir şey yapamadınız ki daha. 2 saatten beri orada. Oynuyorsunuz ama ortada bir şey yok.
Turuncu vereyim size. Siyah vereyim size. Pembe var mı pembe? Yok. Yok mu pembe? E bu sanki pembe gibi. Pembeyi ben alayım ya. Ben Prenses Elif yazacağım. Bana küçük kalp lazım. Bak şimdi ben ne yapacağım bak buraya. Bak şimdi bak. Şöyle bir kere şunu şöyle genişleteyim. Şöyle birazcık. Sonra şöyle söylemem. Kelebek? Söylemem dedim ya. Niye söyleyeceğim? Aynısını yapacaksın sonra sen de. Kelebek. Aynısını yapacaksın sen de. Evet, güzel fikir. Ya, lütfen. Ver bana lütfen. Lütfen ama bak aynısını yapma Lera. Ama ben yarışma yapacağız arkadaşlarla. Tamam, soracağız. En güzel kim yaptı diye. Nerede? Bir de bana şöyle bir renk de lazım. Bence güzel olur. Ama ben bunları elle yapıyorum ya. Yok çünkü yuvarlak. Şöyle yuvarlak yapmam lazım benim. Şöyle bir tane daha yapmam lazım. Olmuyor böyle ya. Benimki oldu da bir de anten yapmam lazım buna. Anten neyle yapacağım? O Lara seninki biraz teyyareye benziyor. Teyyare ne biliyor musun? Uçağa benziyor. Hiç kelebeğe benzemiyor Allah aşkına. Ve hatta bir kaplumbağaya benziyor. Su kaplumbağasına daha şimdi denize yüzmeye gidiyor. Hayır canım benimki gerçekten kelebeğe benziyor. Şimdi bak ben bunu anten yapınca tam olacak. Niye gülüyorsun? Bence çok güzel oldu ya. Elif sence de güzel değil mi kızım? Baksana. Muhteşem. Çok güzel oldu sadece gerçekten. Bence bu başka renk. Güzel. Ama antenlerinin belli belirgin olması lazım. Şimdi ona bir de ayak da yapayım ben şöyle. Ne tırtılı ya. Kelebek çok güzel bir kelebek bence. Üç kare kelebek. Şuraya bir de ayaklarını da yapacağım. Küçücük küçücük iki tane var. Bence çok güzel oldu. Ve ayak var. Kelebeğin ayakları yok mu Lera? Var mı? Var tabi. Evet gösterin. Sen için mi? İlla uç, kanatları var diye ayakları olmuyor mu yani? Seninki de saçma oldu. Sen bunu balinayla karıştırdın herhalde Lera. Evet. Onların ayakları olmaz. Bakar mısın? Benimki çok güzel oldu. Arkadaşlar buyurun benim şeklim bu oldu. Kalpten ve dairelerden oluşan bir şekil. Bence çok güzel oldu. En güzel şekil bence benimki oldu. Ama tabii siz gene de bakın arkadaşların yaptıklarına da bakın. Buyurun bu Elif'inki çiçek ve bir tane neye benziyor bilmiyorum. O nedir? O nedir canım onu? Kelebek. Bence yanına yazsaydın. Bence yanına yazsaydın bu bir kelebektir diye. Benimki gerçekten çok güzel oldu. Bak aç. Arkadaşlar söyleyecekler. Arkadaşlar şimdi size bir tane de kaplumbağadan, su kaplumbağasından kelebeğe dönmeye çalışan bir yaratığı göstereceğim arkadaşlar. Buyurunuz. Bu da kararsız kalmış arkadaşlar bu hayvancık. Su kaplumbağası mı olsam yoksa kelebek mi olsam diye halen daha düşünmek tarzında düşünüyor şu anda. Karar verdiği zaman söyleyecek size ne olacağını. ama henüz karar veremedi. Henüz karar veremedi ne olacağını. 3 kilo var ama da arkadaşlar siz yazın en güzel kiminki oldu? Bence benimki oldu gerçekten. Tabii ki benim. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Bay bay.